Selam millet, Survival Turk'a hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi yeni bir oyun ile karşınızdayım arkadaşlar. Ağustos ayının başlarında çıkan The Infected isimli oyun arkadaşlar. Hayatta kalma, açık dünya, açlık oyunu arkadaşlar. Şöyle bir yeni oyun diyeceğim hemen şuraya. Survival Turk yazalım arkadaşlar ve başlayalım. Burada ana menüde hemen göstermek istediğim bir şey var tabii ki de arkadaşlar. Zaten var diyor. Demin bir test kaydı açmıştım. Şurada hemen bir şey göstereceğim arkadaşlar. Burada yırtıcıları etkinleştir ve bambileri etkinleştir var. Bunların ne olduğunu söyleyeceğim. Yırtıcılar, hayvanlar, işte doğadaki keçiler vesaire, kurt köpekler vesaire, bu gibi şeyleri etkinleştirebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz veya bambileri etkinleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir oyuna başla diyelim. Vambiler nelerdir arkadaşlar? Hemen bunu da açıklayacağım. Bu oyunun bir hikayesi var. The Forest gibi arkadaşlar. Bir hikayesi var gerçekten de. Mükemmel, muazzam bir hikayesi var. Öncelikle şu sesi hemen açıyorum. Kusuruma bakmayın. Menüde sesi kısmıştım arkadaşlar. Vambiler neler? Vampir ve zombilerin karışımı arkadaşlar. Ve bu oyunda vambiler var arkadaşlar. Ne zombi? Ne vampir ve canavar gibi bir şey diyebiliriz aslında. Bu vampirler neler? Acaba hani nasıl türediler? Nasıl bir şey? Bu oyun nasıl bir şey acaba? Bundan bahsedeceğim sizlere. Öncelikle ama şöyle bir F'ye tıkladığımız zaman burada bize görevlerimizi söylüyor. İlk görevlerimizi anlatıyor arkadaşlar. Sağda sağlığımız, dayanıklılık, susuzluk, protein, karbonhidrat, yağlar, vitaminler ve enerjiler var. Çok güzel tutulmuş, çok hoş tutulmuş ve bütün bize ihtiyacımız olan bilgileri buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Karakterimizin hakkında her şeyi görebiliyoruz ve önümüzde de görevler var. Bir taş, bir sopa topla diyor. Sonra bir taş balta üret, bir taş bıçak üret. Bunları yapacağız arkadaşlar. İlk görevimiz neymiş? Bir taş topla, bir sopa topla. Evet arkadaşlar, şöyle bir güzel bir şekilde yağmur ormanlarına atıldık herhalde şu an. Konunun nerede geçtiğini bilmiyorum ama en azından bir yağmur ormanında olduğumuzu ve PlayStation 1 zamanında oynadığım bir ninja oyunundaki arkadaki çekirge sesi, bir ormandaki çekirge sesi geliyor. Asya bölgeleri olabilir, bilmiyorum o yüzden. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar, bu oyun veya bu oyunda olan biteni söyleyeyim. Biz şu an gelecekteyiz yani. Dünyayı virüs kaplamış, işte virüs gelmiş. Abi o ne? Bak kuş yere mi kondu? Oo. Bak kartal yere konmuş. Arkadaşlar bu oyunu da yine tek kişi programlamış. Bunu da buradan belirteyim, mist gibi. Dediğim gibi dünyayı virüs kaplıyor arkadaşlar. Virüs yayılıyor dünyaya. Şu anki pandemi zamanındaki gibi. Bu konuya da tekrar değineceğim sonra. Ve virüsü arkadaşlar öncelikle yenmeye başlıyor bilim adamları. Yani bir aşı buluyorlar. Evet çok güzel diyor. Abi taş yok ya etrafta. Evet iyi gitti işte, bu aşıyı kullanalım deyip aşı kullanıyorlar. Aşı üretiyorlar arkadaşlar ve aşıyı bulduktan sonra, millete enjekte ettikten sonra insanlar iyileşmeye başlıyor virüsten. Ama bir yan etkisi var. Yan etkide insanların zombileşmesi, hatta zombiyi bırak vampirleşmesi, hatta ikisinin karışımı vampirleşmesi arkadaşlar. Ve bunun içinde, bu yüzden de bu ormanların derinliklerinde arkadaşlar vampirler varmış. Abi taş yok etrafta, kafayı yiyeceğim şu an. Kanalını sunmak istediğim bir arkadaş var. Bunu ikinci bölümde yapacağım. Şu an kanal ismini unuttum. Yanlış bir isim söylemeyeyim. Abonelerimi ve Survival Turk ailesini bu kanala yönlendirmek istiyorum. Arkadaşımıza, kardeşimize destek çıkmanızı istiyorum. Çünkü bu oyunu sadece bir tane Türkçe kanal arkadaşlar. Sadece bir tane Türkçe kanal çekiyor. O da yeni bir kardeşimiz, benim de takipçimmiş. Yani Survival Turk ailesindenmiş arkadaşlar. O yüzden gerçekten bu kardeşimize destek çıkmanızı istiyorum. Kanalına abone olacaksınız. Sadece bu.
Bildirimleri açın, beğeni atın sürekli, yorum atın. Bu oyunu çekiyor. Şimdi benim bu oyunu çekmem, tabii ki aynı oyunu çekmem, umarım onun videolarına herhangi bir şekilde etki etmez ama çok beğendim. Ve gerçekten iki oyun arasında kalmıştım. Subsistence ile The Infected oyunu arasında kalmıştım ve The Infected'in hikayesini okuduktan sonra ve Subsistence'i de bazı başka kanallarda izledikten sonra bu oyuna geçmeye karar verdim arkadaşlar. Gerçekten mis gibi tek bir tane programcı tarafından programlanan bir şey arkadaşlar. Çok garip değil mi? Gerçekten başarılı ve hikayesini devam dinledikten sonra da çok başarılı olduğunu anlayacaksınız. Arkadaşlar biz yetişkin bir adamız ve neden buradayız acaba? Yani bütün dünyayı virüs kaplamış, vampirler oluşmuş, virüs insanları ne zombi ne vampir haline getirmiş. İkisinin arasında vampir haline getirmiş ve bu vampirler arkadaşlar insanlar hastalanıp vampir olduktan sonra veya ondan önce ormana oğlumuzu ve arkadaşlarını veya oğlumuzu arkadaşlarıyla ormana kamp yapmaya yolluyoruz. Oo, karpuz bulduk. Abi karpuz bulduk. Nasıl yiyeceğiz biz bunu? Bıraktık. Bunu nasıl yiyebiliriz acaba? Bu karpuzu biz alalım abi. Hava değişti mi şu an? Şu kayanın yanına koyacağım abi karpuzu. Bir tane sopa lazım. Hah tamam. Bir tane sopa. Arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız? Silah yapımı. Bakın biraz şeyi andırıyor. Biraz Green Hell'i andırıyor bu çantayı sağ tarafta göstermesini. Belki de bilmiyoruz. Şimdi Green Hell ile bu oyunun yapımcısı belki iki kişilerdir, belki arkadaşlardır, belki küsüşmüşlerdir bilmiyorum. Veya Green Hell'i programlayan firmanın firmadan ayrılan birisidir. Hiçbir fikrim yok. Kimseyi ön yargıyla yargılamak istemiyorum ama arkadaşlar The Forest'teki gibi çok fena değil mi ya? Çok süper bir şey. Ben aşırı derecede beğendim. Kütükleri şu an aldık ama kütükler de çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Kaliteye bak ya. Yani üstündeki bütün detaylar her şey gözüküyor. Bu bile hoşuma gitti. Karpuzu nereye koyduk? Heh tamam. Şuraya şunları bir koyalım. Bizim şimdi kütüğü birisini oraya attı ama güzel. Yani ne bir rust ne bir mist. Bilmiyorum mistteki gerçeklik biraz var. Ne bileyim çok güzel. Karpuz olması vesaire konusu çok değişik. Velakin oğlumuzu ve arkadaşlarını buraya yolluyoruz. Ve onlar da birdenbire kayboluyor arkadaşlar. Yani eve dönmüyorlar. Acaba vampir mi oldular bilmiyorum. Ama bir dahaki görevimiz neymiş onu bir bakalım. Bir taş bıçak üret. Taş bıçak. What? Stone blade. Orayı biraz şey yapmamışsın. Ama Türkçe yapmamışsın yapınca. Tamam. Yani Mist'te şu an arabalar üst üste bindiği için... Onu da birazdan devam çekeceğim gerçi ama biraz gıcık olmaya başladım son güncelleme ile. Ama neyse bu oyun hakkında konuşacağız şu an. Arkadaşlar duruma göre şöyle bir şey var. Acele etmeliyim aslında. Ya, veya ne kadar acele etmeliyim onu bilmiyorum. Neden acele etmeliyim? Bu ormanın içinde vampirler varmış ve vampirlerin bir ana üssü varmış ormanın içinde. Ve bu ana üsten bizim yaptığımız base'e 5. gün sonra geliyorlarmış arkadaşlar. Onun için hızlı bir şekilde bir base, hızlı bir şekilde bir cheat, tuzak muzak bir şeyler yapmalıyız arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla efsanevi tuzaklar yapılıyor oyunda. Çok crafting olayı var. Şimdi ne kadar ağaç lazım bilmiyorum. Öyle kütük topluyorum. Şu an bıçağı da yaptık. Bir dahaki görevi de okumadık ama anlatacak çok şey var. Gerçekten bu kadar güzel olduğunu bilmiyordum. Yani bir programcı için bu kadar zahmet, bu kadar güzellik, yani grafikler de gerçekten bayağı bir hoş. Umarım oyun donmamıştır. Demin test çekimlerimde biraz oyun donuyordu. Umarım donmamıştır. Sadece onu umuyorum.
şu an. Evet. Hava biraz daha düzeldi arkadaşlar. Şu an buraya bir ev yapmak istiyorum. Nasıl yapacağım acaba? Bakalım ne diyor bize. Bir dahaki görün. Bir taş kazma üret. Taş kazma nasıl olur ki acaba taş kazma? Taş. Taş mı? Ana sent diyor. Kum. Tamam. Bu ne? Bitki lifi. Bir saniye. Bir tane sopa lazımdır yani kazma. Aha, tamam güzel. Bir tane sopa lazımdır herhalde bir taş kazma için. Muhtemelen. Geçerli bir tarif değil. Onu yaptık. İki tane taş diyelim. Peki, bunları bize öğretecek bir şey var mı? Bir taş kazma. Üstüne geldiğimiz zaman bir yazı çıkıyor. Bir okumak gerekiyor. Şimdi bir taş kazma üret. Üretmek için hangi eşyaların gerektiğini görmek için eşyapediye bakmayı unutma. Eşyapedi. What? Tamam. Eşyapedi diye. Aha. Burası eşyapedi mi acaba? Eşyapedi. Tabii ki de. Taş çekiç. Ne diyor? Bir sopa, küçük bir taş ve halat. Denemedik mi biz onu? Açıkçası o bir saniye bir saniye biz şimdi eşyapedide şey diyor halat diyor biz halatları liflerle herhalde toplayacağız diye düşünüyorum. Peki bitki lifi topla diyor bak. Bitki lifi toplamışız. Ne zaman topladık? Benim niye haberim yok? Bitki lifi toplamışız abi. Nereden topladık acaba? Sopa lazım olabilir. Oyunda bir de ağırlığımız var herhalde arkadaşlar. Bakın. 27.25.7 50 kiloya kadar taşıyabiliyoruz. Çoğu şey izleyemedim o kardeşimizde ama oyun şey bölümleri gerçekten hoşuma gitti. Bakın çiçekler de var. Ormanın tabii ki derinliklerine girmek istemiyorum. Yani sonuçta arkadaşlar ya şu ağacın güzelliğine bakar mısın? İçindeki yosunlar bile gözüküyor. Ve yine de kütük alabildik. Evet dedim ki acaba bu ağacı kırabilir miyiz diye düşündüm. Ve kırabildik. Şimdi bir saniye. Kütükleri biz oraya mı bıraktık? Kütükler nerede? Biz bir saniye önce buradan kütük almadık mı? Acaba sopa mı aldı? Yakmalık odun. Oo, tamam güzel. Yakmalık odun aldık arkadaşlar. Güzel hoşuma gitti. Bak bunları ben çoğu şeyi izlemedim o kardeşimizde dediğim gibi ama Infected yani YouTube'a Infected Türkçe yazdığınız zaman ilk gelen videolar o kardeşimizde. Dediğim gibi ikinci bölümde o kardeşimizin de kanalını sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Lütfen ona da abone olup beğenmeyi ve bildirimleri onda da açmayı unutmayın. Su kalitesi de var. Çok güzel. Tek gördüğüm şey şu hareket. Suyun içine dalıp bildiğin abi bütün balıkları malıkları mızrakla yakalayabiliyoruz. Yani subsistence veya subsistence oyunu ile bu oyun arasında dediğim gibi kararsız kaldım ama gerçekten hoşuma gitti. Lifleri nereden toplayacağımızı bilmiyorum şu an. Onun için aval aval dolanıyorum öyle. Yani hoşuma gitmesinden ziyade arkadaşlar gerçekten fena yani güzel bir hikayesi var. Böyle orman olmayan bir alana bizi atmış. Gölümüz var. Gölün içinde balıklar var. Kuşlar uçuşuyor. Böceklerin sesi geliyor vesaire. Gerçekten fena bir oyun. Miste benzer bir oyun. Ve bir karpuz daha mı bulduk diyecektim. Yok. Ama peki bu yağmur ormanında çok esrarengiz. Gerçekten çok hoşuma gitti. Bu oyun hakikaten çok ilgimi çekti şu an arkadaşlar. Şu kuşlar sürekli yani sanki ormanlardan bizi izliyorlarmış gibi. Şu arkalarda şu an yukarıda bir şey görüyorum. Kurt köpek mi o, keçi mi hiçbir fikrim yok. Lif nasıl toplayacağız? Gözünü seveyim ya. Şu yerdekileri mi acaba?
Lifi nasıl toplayacağız? Bitki lifi ağaçları keserek toplanabilir. Oh, taş baltanı kullanarak bir tane kes. Bu durumda kütükler yere düşer ve bitki lifleri envanterinde yer varsa otomatik olarak eklenir. Peki bu lifler 20 tane ise burada bak 20 yazıyor. Ben bunu buraya koyduğum zaman neden lif yapamıyorum? Acaba ayırmalı mıyım? Böl diyor. Böldük. Bir lif, iki lif. Mi? Peki eşya pedide lifi nasıl yaptığımızı söylüyor musun bize? Kaynaklar. Bitki lifi tabii ki de. Ağaç talaşı. Ney? Ağaçları keserek ya da ağaç taşından üretilerek elde edilir. Tamam. Bize ama halat. Bitki lifi 2 tane. Yalnızca çalışma tezgahından üret. Çalışma tezgahı mı? Halatı çalışma tezgahında üretiyorsak Outlaws of the Old West'teki gibi arkadaşlar. Orada da halatı çalışma tezgahında üretiyorduk. Abi yapımcılar birbirlerinden kopya çekerek bir Green Hell'deki çanta var. Outlaws of the Old West'teki öncelikle çalışma tezgahını yaparak halat yapıyorsun. Testere tezgahı, çalışma tezgahı. Kalas 10, demir külçesi 1. Demir külçesi mi? Şimdi abi bu kayanın yanına bunu fare tekeriyle çevirebiliyoruz. Bu arada oyun arkadaşlar Steam'de 23 lira. Bir şey değil ve aşırı derecede hoş bir oyun. Yani bilmiyorum siz ne kadar şu an şey yaptınız. Hoşunuza gitti ama malzeme ekle diyor bak. Malzeme eklemek için ekliyoruz. Demir külçesi kalas. Bir saniye. Kalas mı? Bunlar kütük. O zaman bayağı bir araştıracağız. Bu da hoşuma gidiyor tabii ki. Kalas nedir? Koyun sesi geliyor arkadan. Bunu da duyduysanız. Aa, bunlar ne? Pişmiş patates. Çiğ et. Karpuz. Dolmuş yiyecek vesaire. Çöp de mi çıkarıyoruz abi dışarı? Kalas. Ahşap. Yakmalık odun. Kalas. Testere tezgahında kütüklerden yap. What? Yani. Şöyle bir şey var. Kalası elde etmek için testere tezgahı yapmalıyız. Testere tezgahından sonra kalası ürettikten sonra da şey yapacağız. Çalışma tezgahını yapacağız. Çalışma tezgahından sonra da delete diyor. Çalışma tezgahından sonra da halatı yapacağız. Halattan sonra da bir taş kazma üretin. Taş kazma yapacağız ama bu kadar zor olamaz abi. Bir saniye ya. Ben mi yanlış anladım? Harbi mi ya? Halat diyor abi bak. Kaynaklarda da abi baksana sarı kask falan diyor bildiğin. Çeket meket var. Ya halat içinde bitki lifi 20 tane diyor ve halat yalnızca çalışma tezgahında üretiliyor diyor. Yani taş kazma için daha çok erken bir testere tezgahı yap, bir temel yap vesaire. O zaman biz öncelikle yanlış anlamadıysam şuradan bir tane kıyma masası mı? Bir tane testere masası yapacağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu şuraya koymuştuk en son. Abi çalı çırpı sesleri geliyor. Gözünü seveyim ya. Korkuyorum bak. Şuraya
Şöyle şey yaptık, tamam mı? Şimdi bak şey topladık. Aha. Kütükleri koymaya başlıyoruz. Oo. What? Şu an kesme sesi geliyor. Ne oluyor? Oo, abi otomasyon. Fabrikasyon. Oha. Bir saniye, ben nasıl eğildim şu an? C. Ha. Abi bak küçük şey, buraya şey kalasları koyuyor şu an. Aa, kafa iyice. Çok güzel, çok hoş. Çok hoş bir oyun. Oh my god. Abi güneşin şu an şu ışıl, tamam misti bırakıyorum. Oh my god. Arkadaşlar. Şu an var ya gerçekten şaşkınım. Güneş ışığında böcek sesleriyle, ormandan gelen korkunç seslerle, demin gelen koyun sesiyle, kurt köpekler falan da var yanlış anlamadıysam. Ve ormanın derinliklerinde bambilerle gerçekten güzel bir atmosferin içindeyiz arkadaşlar. Baya baya kalas yaptı bak buraya. Bunları nasıl alıyoruz? Pardon. Ha. Acaba yapım aşamasında alamıyor muyuz? Kütük ekle. Sağ fare düğmesi kalasları al. Sağ mı? Kalkalım aya. Sağ. Şu an aldık mı? Kaldırmak için delete. Kalasları al. Sağ fare düğmesi. Şu an basıyorum. Sağ, sol. Sağ, sol. Evet arkadaşlar. Ayarlara girdikten sonra bildiğin abi buraya sağ tık. Aa, buraya da sağ tık oluyor. Tamam, buraya sağ tık değil, masaya sağ tık yapacakmışız diyecektim. Ne oldu biliyor musunuz? Bakın biraz daha değişik bir pozisyondayım şu an. Şu arkadaydı herhalde demin. Bilmiyorum tam olarak. Yine de bir kayanın yanına bu masayı yapmaya çalıştım. Oyun kaydı gitti demin. Oyunu kaydetmek zorundaymışız. Burada kaydede tıklayarak ve sol üstte kaydet yazıyormuş arkadaşlar. Onun için envanterimde ne bir şey var, ne bir ne bir karpuzumuz var orada, ne de bir yakmalık odunumuz var. Yakmalık odun bulmuştuk biz böyle en son. Bir de karpuz bulmuştuk. Başka da bir eksiğimiz yok zaten. Ben videoları kesip birleştirdim. Ve oyun biraz kasmış arkadaşlar ilk başta. Sanırım oyun açılırken beni kasarak göstermiş. Beni ve oyunu kasarak göstermiş. Ama sesim kasmamış iyi. O yönden umarım kusuruma bakmazsınız arkadaşlar. Evet, tam olarak da böyle bir pozisyondaydık. Şimdi ne yapacağız? Bir taş bıçak üret. Ha, bıçağı üretmemiştik. Pardon. Bıçağı üretmemişiz henüz. Hemen şunları böyle değil. Pardon. Şöyle bir tane taş bıçak üretelim. Bu taş bıçağı acaba elimize alabiliyor muyuz? Kalasları şu an envantere koydu. Güzel. Ben de diyorum o şeyler ne? Şimdi kalasla ne yapabiliyorduk arkadaşlar? Kalasla tezgah. Çalışma tezgahı yapabiliyorduk. Demir külçesi. Hadi bakalım. Şimdi şunun yanına da direkt şeyi mi koysak? Acaba. Direkt buraya. Şöyle. Koyduk mu abi? Bu arada oyunun sesi yine kapalı mı? Yok değil. Tamam. Aa, pardon. Şunu da uygula. İptal dediğimiz zaman kapatabiliyoruz. Şimdi buraya da kalasları koyacağız. 10 tane kalas koydu. Bir tane demir külçesi diyor. Demir külçesini nereden alacağım? Kesin o da çok komplike bir şeydir. Hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Eşya pediye. Demir külçesi. Bu eşyayı oluşturmak için tav fırınında demir çeviri ya da parçaları erit diyor. 5 demir parçası gerektirir diyor.
Tav fırınında demir cevheri ya da parçalarını erit. Tav fırını neymiş? Pardon. Yapı. Ben mi acaba olayın içine çok girdim? Oyun mu beni çok soktu? Tav fırını metal ocak. Tav fırını nerede burada? Taş ocağı. Yağ ocağı. Soba. Karıştırıcı. Mineral çıkarıcı. Yağ çıkarıcı. Abi. Peki tav fırını ne? Ben mi? Yani okey, tamam. Arkadaşlar şurada bir şey var. Metal ocak. Neyse arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey yapalım. Ben bayağı bir olayın içine bu görevleri takip etmekle yorarsak kendimizi. Bakın burada biz çalışma tezgahını yapıyoruz halat yapmak için. Halatı neden yapmak istiyoruz? Bir tane taş kazma üretmek için. Taş kazma için taş kazma yapmak için halat lazım. Halatı yapmak için çalışma tezgahı lazım. Çalışma tezgahı için demir lazım. Tabii ki halat dışında 10 tane kalas lazımdı. Kalas için biz buraya testere tezgahı yaptık. Biraz olayın içine fazla girdik. Herhalde biz en iyisi mi hemen ev yapımına başlayalım. Yani yoksa olayın işin içinden çıkamayacağız abi. İşin içinden çıkamayacağız. Şimdi hava biraz bozdu yine. Hava yine bozdu arkadaşlar. Şimdi bunu yükseğe koyamıyoruz. Tezgahımız orada. Tezgahımız evin yanında kalsın. Bence bu ilk temelimiz olsun. Şöyle. Şimdi onun yanına başka bir temel daha koyabiliyoruz. Tabii ki de bunu çevirebiliyoruz. Tamam. Böyle değil de biraz daha arkaya gidebilir. Yani evimiz 4'e 4 mü yapsak acaba? Şöyle de olabilir. Şöyle. Buradan girişi yaparız. Evin içine gireriz böyle üçgen bir şekilde. Üçgen bir ev. Rast'taki gibi. Şey yapmaya gerek yok. İlla da dört köşe olmasına gerek yok. Ama blueprintlerin içinden geçemiyoruz. Fena sayılmaz. Bence güzel. Peki ahşap kütük, kalas. Oo, şimdi kalas gerekiyor işte. Bak, iyi ki bu testere tezgahını yapmışız. Şimdi hemen buradan arkadaşlar şu odunu da sopayı da alalım. Alamıyoruz. Yerimiz mi kalmadı? Bu ne? Ağaç talaşı. Demek ki bize bir tane dolap gibi bir şey lazım olacak. Dur o zaman bir saniye. Hemen şunları. Bu arada gözüküyor muyum ben? Tamam, gözüküyorum. Ve duman da çıkıyor. Duman efekti de var. Güzel. Evet, saat de geç oldu. Gerçek hayatta. Çok da geç sayılmadım ama ben çok erken yatan bir insanım normalde. Erken yatıp erken uyanıyorum ama o yüzden şu an gözlerim uyku istiyor. Uyumak istiyor. Dinlenmek istiyor. Vakitlice yatmanın proteinlerini elde etmek istiyorlar. Ama aşırı derecede güzel bir oyun. Kalasları koydum herhalde. Zannedersem evet, kalasları koyduğum için direkt temel bitti. Bize baya baya kütük lazım anladığım kadarıyla. Şimdi şu göle doğru şu ağaçları açalım değil mi? Hani yolu açalım. Şuraya doğru. Göl çok uzakta mı kaldı acaba ya? Keşke buraya mı yapsaydık evi? Direkt buraya bir yere. Yıkamıyor muyuz daha oradaki masayı şeyi? Acaba? Testere tezgahını zor mu yaptık biz? Yok. Bunu mesela kaldırmak için onayla diyor.
Harbi kalktı. Tamam. Ormana çok yakınız bence. Ormana çok yakınız. Hemen düzelteceğiz arkadaşlar durumu. Hemen şöyle şuraya yerleşeceğim. Taşınıyorum. Taşınıyorum. Hoppa. Hoppa. Ya sanki evet, size de hak vereceğim şimdi. Sanki şu boş araziyi, burayı şöyle çekiçle mi göstereyim? Dur. Nasıl gösterebilirim size onu? Neyse. Şöyle baktığım yere bakın. Şöyle şuraları sanki komple şuradan başlayarak ortada noktayla gösteriyorum. Şuradan şöyle buraları, yani buraları base yeri yapmışlar sanki. Ama burada taş var ortada. Ah, güneşin böyle açması çok güzel bence. Bunu da denetliyoruz. Onayla. Oo, küçüklerimize geri veriyor. Güzel. Evet, buraya taşınmak istiyorum. Öyle öyle oldu ve ağaçların gölgesi var. Süper. O ağacı bırakacağım abi orada. Ya burayı mı bıraksak? Bakayım. Yok, tamam. Bak, şunu bir keselim öncelikle. Bunu kesebiliriz. Sonra arkadaki ağacımı bırakacağım. Bu ağacımı bırakacağım. Karadırıya. Kütükleri de bıraktık. Tamam. Şimdi etrafı görmek için bu ağaç kalsın. Zaten gölgeler sağa sola gidiyor. Güneş döngüsü olduğu için, gölge sürekli burada kalıcı olmadığı için mantıklı bunu kesmemiz. Abi koyun moyun mu var ya? Bir şey mi eğiliyor, baksana. Mızrağımız falan da yok ki. Kaçırmayalım. Buraya ayağı alışsın o keçinin. Tamam mı? Şimdi öncelikle şuraya arkadaşlar, testere tezgahı demiştik. Testere tezgahının neden illa şey yapıyoruz diyeceğim. Hani neden illa? Neydi abi o? Testere tezgahını neden illa dışarı yapıyoruz? Neden evin içine yapamıyoruz diyeceğim ama testere tezgahını yapmadan önce temel atamıyoruz. Sorun orada. Şu bitkiyi kaldırabilseydik biraz rahat edecektim. Uzağa bakın, fareyi uzağa götürüyorsunuz, uzağa geliyor. Yakına getiriyorsunuz, yakına geliyor. Tekeri çeviriyorsunuz sağ sol ve X ile de yukarı ve aşağı alabiliyorsunuz. Şu an basılı tutmuyorum hatta X'i. Sadece fareyi götürüyorum. Evet, güzel. Gerçekten çok basit tutmuş yapımcı. Bu kayayı da belki burada bırakırım. Kendimi biraz daha güvende hissettiğim yerleri biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Biraz daha böyle kendime sıcak bir ortam her zaman hazırlamak istiyorum. O açıdan şu an yine bu daha, ama burada kütüklerin sayısını göremem ve kütüklerin o güzelliğini göremem. Tamam, hadi abartmayalım. Hemen bir tane yapalım. Gerçekten grafiklere aşık oldum. Açık konuşayım. Ben bu tezgahın ama burada kalması, neyse ya, aman. Şuraya bir tane. Tamam. Buraya şey, aman hep ESC'ye tıklıyorum, kusura bakmayın. Ve temeli de buraya atacağız, tamam mı? Tamam, anlaştık. Şimdi şu kütükleri bir doldur. En azından bu testereyi aman testere tezgahını sırf kütüklerle yapıyoruz. Ve şu an oraya abi, efsane efsane değil mi? Ben Rust'ta böyle bir şey göremedim şu an. Şey, Mist'te böyle bir şey göremedim. Çünkü fazla bir şey yapmadım. Ama orada da craftingler var. Hani su filan arındırıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Ben belki de fazla bir şey yapmadım henüz, bilmiyorum ama bunda daha gerçekçilik var. Bu oyun nasıl tanınmamış? Nasıl YouTube'da sadece bir tane Türkçe YouTuber var? Türk YouTuber var bu oyunu çeken. Şaşkınım açıkçası. Baksana abi.
Acaba o ben şimdi kestim ya bu videoyu. Acaba diyorum envanterimizde mi? Evet. Envanterimizde mi yer yoktu acaba? Bak. Bak şu an almıyor bak. Şu an almıyor. Sağ klik, sağ klik diye şaşırmıştım ya. Almıyor abi çünkü envanterimizde yer yok. Yoktu zaten. Yakmalık odun aldık ilk başta. At abi şunları. Şu an. Gerek var mı bunlara? Brünnhilde'deki gibi çantadan şöyle dışarı atıyoruz. Şunu şuraya aldık diyelim. Bunu da buraya aldık diyelim. Aa, yakmalık odunlarla daha bize görevi bile vermemiş yakmalık odun topla diye. Ben yakmalık odunlarla envanterimi doldurmuşum. Kalasları alamamışım. Ve bunun yüzünden de oyun patladı abi. Ama en azından oyunun donduğunu gördüm. Onu da merak ediyorum. Neyse, siz full izliyorsunuz. Hiçbir kesinti olmadan. Şimdi nasıl yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak, nasıl yapsak şöyle. Hayır, böyle yapmak istiyorum. Evin temeli ya şuradan çıksın. Ama burayı kapatmak istemiyorum ki ben. Neyse aklıma bir fikir geldi. Umarım sadece bir şeye bakacağım. Outlaws of the Old West'teki gibi küçük ahşap trabzan yapılıyor. Tamam. Trabzanlar yapılıyorsa benim için sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok. Bakalım şöyle. Tamam. Trabzanlar yapılıyorsa arkadaşlar. Yani çok aşırı derecede çok zamanım varmış gibi her şeyi birebir yapmaya çalışıyorum. Lan ne oluyor? Hop oha. Oha. Bak keçi şey koyun. Neyse abi. Biz şurayı bir devam ettirelim. Bu ve arkaya da böyle bir balkon gibi bir şey yapmak istiyorum. Yapıyor mu? Yapıyor tabii ki de. Şimdi evin böyle uzun bir şey oldu. Hatta yani burayı ev yapıp orayı teras mı yapsam? Hiçbir fikrim yok şu an biliyor musunuz? Neyse şu ilk envanterleri bir koyalım. Ama ilk şeyleri temeli bir bitireyim tekrar. Hatta şuradakini bitirmek istiyorum. Olmuyor mu? Zıplayamıyoruz da. Oo yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor. Yağmur başlıyor. Ne yağmuru? Birincisi yağmur yağıyor. İkincisi susuzluğuma hiç bakmamışım. Yağmur yağdığı için şu an fazla sesli konuşmuyorum arkadaşlar. Orayı neden bitirmedi hala? Ne eksik? Kalas eksik. Outlaws of the Old West'teki gibi çok güzel efsanevi doğa olayı bile olan bir oyun. Yıldırımlı sisli. Bak sis var. Evet. Ve bu oyunda zombi geliyorsa gerçekten efsane ya. Ben Yıldırım'ı ve
yıldırımı ve bütün böyle havada oluşan doğa olaylarını çok seviyorum. Yağmur hariç, yağmuru hiç sevmem aslında normal hayatta. Balık burcuyum ama yağmuru pek sevmiyorum nedense. Şimdi o kalası da alalım. Şimdi burayı bitirdik. Buradan böyle hani bu gölün yanına gelmiş olacağız diyeceğim ama ya göl de göl değil arkadaş. Aha. Aha bak. Bu temelin de üstüne çıkabiliyoruz. İyi, bu temeli yapmıyorum o zaman. Ben böyle bırakacağım. Okey. Hatta şey yapacağım. Bence ahşap duvar. Duvarları şimdi bir de iç ve dış mı var acaba? Şu an duvarı koyduktan sonra evin içindeymiş gibi bir hava geldi bak. Fena. Peki bir saniye. Cam yapabiliyor muyuz? Evet yapabiliyoruz. Pencere. Bunu da oraya. Biraz şeylere alışmalıyım arkadaşlar. Güzel, buradan da çıkamıyoruz şu an. O da güzel. Evim küçük olur ama böyle yaparsam değil mi? Hani burayı teras, orayı teras yaparsam, burası veranda, evin dışı, burası da ama neyse. Dur şimdi. Kütük falan lazım bize. Kaydetmeliyiz daha. Kaydet. Bir saniye ya, susuzluğum var benim abi. Suyu nasıl içeceğim? Şu an içtim mi suyu? Hayır, susuzluğum var. Susuzluğum var arkadaşlar. Nasıl yaparız onu? Nasıl yaparız onu? Kamp ateşi niye yapmadık biz hiç? Sorması ayıp. Kamp ateşi neden yapmadık? Evet arkadaşlar, bölüm o kadar uzadı ki şimdilik benden bu kadar. Depolama güç, kamp ateşi. Odun, küçük taş, yakmalık odun. Ha, yakmalık odunlar şimdi lazım. Yakmalık odunlarım nerede? Hihi. Burada bir yere yakmalık odun bırakmıştım. Işığım da yok. Uzağa gitmek istemiyorum. Bu arada bu ağacı kesmeliyiz ha. Şu an daha zıplayamıyorum, biliyor musunuz? Şu an daha zıplamıyor. Ve aşırı derecede hava karardı. Bir yakmalık odun. Heh. Hadi lütfen yağmur, dur artık. Lütfen dur artık. Bunu alamıyoruz daha fazla. Eve hemen geri dönelim. Ve
Küçük taş diyor. Oh my god. Hiçbir şey görmüyorum ki. Küçük taşları ben nasıl toplayacağım böyle? Acaba? Hiçbir fikrim yok. Bu arada ben Windows'tan sesimi kapattım acaba? Oo, çok uzun olmuş arkadaşlar bölüm. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. The Infected. Çok doğa olaylarıyla, çok efsanevi crafting sistemiyle, vampir miydi abi? Vampirleriyle. Hoşça kalın diyorum sizlere ve bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın.